Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir içerikle karşınızdayız. Türkiye'de hem sizin hem de benim hayatımız boyunca sadece bir defa görebileceği iki tane ürünle karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi 65.000 TL fiyata sahip dünyanın en güçlü AMD Ryzen Threadripper 3995WX işlemcisi. Bir diğeri ise bu işlemciyle kullanmak için üretilmiş olan en güçlü anakart olan VRX80 chipsetli Asus Pro VS VRX80E Sage SE Wi-Fi anakartı o kadar uzun ismi var ki bakarak anca okumam gerekiyor. Bu işlemci ve anakartı sağ olsun Asus ve AMD bana hediye etti dermişim derim ve ortalık karışırmış. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yine bir müşterim için üst seviyede bir sistem topluyorum. RTX 3090 ekran kartları bulunacak bu sistemde. Hatta eğer yetişirse bu videonun aralarına ekran görüntüsü olarak sizlere de sunarım arkadaşlar. Şimdi bu heyecanımı sizlerle beraber yaşamak için Kutu açılımı yapacağım. Hem işlemciden hem de anakarttan biraz bahsedeceğim. İlk olarak haçoya yaklaş. Şu işlemciyi bir kutusundan çıkartalım bakalım nasıl bir şeymiş. mı alıyorum. Netleyebildim mi kamerayı? Okey abi. Kutusunu görebiliyorsunuz. Açıkçası e, Treadripper'ın diğer modellerinde daha şaşalı e, bir kutu bulunuyordu. Ben öncesinde zaten toplamıştım 3950X'de biliyorsunuz. Bunu da biraz daha sade tutmuşlar. Öyle şaşaya gerek duymamışlar. Direkt sağ sol tarafında jelatinler var ortada da etiket bulunuyor bunu keseceğim Net çekiyorsun değil mi açıyor evet. Bakın ilk çiziyi attım Yetmedi Buradan da koymuşlar bandrol koymuşlar Hani güvenlik koruması için işte Bunları da falstamla Açıyorum evet Geldik 64 çekirdek ve 128 izlekli e, Ryzen Threadripper Pro işlemcisinin açılımına Üstüne dev gibi sticker koymuş ya. Görüyor musun? Net mi? Güzel yapmışlar ha. Beğendim. Şurada bir tane kağıt bulunuyor. Şöyle çıkartalım bakalım. Süngerlerle korumaya almışlar. Şu şekilde. Şurada da bir bandrol yer almış. Arkasında zaten monte aparatı ve soğutucu için bir parça da bulunuyor. Şunu bir çıkartabilsem çıkartamadım. Evet önce anahtarı çıkartalım. Şu zaten montaj anahtarımız arkadaşlar. Ulan çık çıkmadı. <laughs> Heyecandan heyecandan. Bu da soğutucu montajı için gerekli. Ama soğutucudan soğutucuya değişkenlik gösteriyor bu. Bunu da şöyle bir kenara bırakayım. Şöyle çevireyim. Abi. Yani 65 bin TL'lik işlemciyi görüyorsun değil mi? Şunu nasıl çıkartacağız buradan şimdi? Kesmeden. Bir yapışkan bu zaten. Şunu şöyle bir. Yırtıldı bile yani. Ne diyor? Donut open or handle. Allah Allah. Neyse şöyle yapalım diyeceğim. Ama etiket yine çıkacak ya. <laughs> etiket. Ha dur dur dur. Şuradan şey yapayım. Etiketi hiç sökmeyeyim aynen. Şöyle yaptım. Olaya gel. İşlemci elinizde şu an. Şu etiketi sökmek istemedim gerçekten de. Çünkü yapışacak üstüne görüyorsunuz plastik bir korumaya alınmış. Yanında mandalından söküyorum. Altlarımda zaten bir sünger var. Gördün mü açıyor? Parlama yapmadı değil mi kamera? Alt tarafı korumak için sünger bulunuyor burada. Dev gibi bir işlemci trail ripper'lar biliyorsunuz alt kısmı şu şekilde yaklaşık 4000 tane mi ne var bunda sayamazsınız yani. Threadripper Pro işlemcilerin standart Threadripper'lardan en büyük farkı bellek kanallarının 8'e arttırılmış olması, daha yüksek kapasiteli bellekler kullanabiliyor olmanız ve daha yüksek x16 veri yoluna sahip PCIe Express yuvalarını desteklemesi ki zaten bu anakartları göreceksiniz yanılmıyorsam diye ya 7 ya da 8 tane X16 Gen4 veri yoluna sahip PS5 slotları bulunuyor arkadaşlar Ve hepsi X16 veri yoluna sahip bir şekilde de kullanılıyor Yani şu işlemciyi şimdi bu anakarta monte edeceğim ama Elimden düşürmemek için yusuf yusuf olmuş durumdayım Bunu ben kursun içine tekrardan koyacağım şimdilik Ana karttan da bahsedeceğim ve anakarta bu işlemciyi de monte edeceğim. Geldik şu VRX80 chipsetli Asus Pro serisi anakartının kutu açılımına. Şimdi dev bir kutusu var ve bayağı ağır. Anakartı gördüğünüzde gerçekten şaşıracaksınız. Çünkü bu standart Exen DataX anakartlardan daha büyük boyuta sahip. Gel yaklaş abi şimdi. Gel yaklaş. Şunu masaya sağlamca oturttum. Kutusunu açıyorum kapaklı bir şekilde. Net alabildim mi Ayço? Şu anakartı görüyor musunuz? Standart ATX anakartlar bu boyutta. Bu anakart daha bu kadarlık fazlalık var. X-Sand ATX'ler de şuraya kadar geliyor. Yani standart X-Sand ATX anakarttan bile daha sağa doğru geniş bir boyutu mevcut. Her yerinde kalın soğutucular görüyorsunuz. Çok fazla mosfet sayısı barındırıyor bu anakart. Nereden çıkartacağım ben bile şaşırdım gerçekten şu an. Aa, şuradan çıkartayım. Şu anakart herhalde 1,5-2 kilo geliyordur. Yani rahat vardır. Çünkü arka kısmında şey yapacağım. Bir dakika. Arka kısmında bile bir metal koruma var. Hatta aa, işlemci panelinin arkasını kapatmışlar. Pro Series yazmışlar. Çok karizma durmuş. Burada da bir soğutucu bulunuyor çünkü alt kısımda işlemcinin arka kısmını, yani soketin arka kısmını soğutma için önemli bir detay arkadaşlar. Bunu burada bir bırakıyorum anakartımı. Kutunun diğer içinde ne varmış onlara bakmak istiyorum. Kapaklı bir şekilde açıyoruz. Burada bol bol sata kablosu var. Şurada ne varmış? Bir tane kablo var ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum bunun ne olduğunu. Buna bakarız. Wi-Fi anteni mevcut. Burada kalsın kitapçıklar, seed'ler. Bol bol NVMe M2 vidaları yer almış. Şu kısma bakacağımızca. Oo! Yani böyle bir anakartta olması gerekirdi zaten. Asus Gen4 NVMe M2'leri destekleyen Hyper M2 adındaki adaptörü bu arkadaşlar. Buna toplamda 4 tane Gen4 destekli M2 SSD takıyorsunuz ve x16 yuvasına monte ettiğiniz zaman yaklaşık 20 GB okuma yazma oranlarına sahip bir RAID kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstünde fanı var. Arka kısmı bu şekilde. Dediğim gibi toplamda 4 tane Gen 4 veri yoluna sahip NVMe m kullanmanız mümkün. Tabi standart kullanıcı için gereksiz bu tür üst seviye sunucu veya render sistemlerinde kullanılıyor bu tür aparatlar. Şimdi anakartı geçiyorum hızlıca. Şimdi bu anakartımı şuradan alayım ve kutumun üstüne koyayım sağlam bir şekilde. Aman başına bir zarar gelmesin oldukça sade olduğunu söyleyebilirim. Fakat bir o kadar da sert görünme sahip. Bildiğiniz simsiyah kop koyu bir anakart yapmışlar. Sağ tarafta ayo panellerinin bulunduğu yerde bir koruma kapağı bulunuyor. Bu kısımlarda mosfetler yer almış. Buralara hep jelatinler de eklemişler. Şu jelatinleri kaldırma şerefi bana nail olsun arkadaşlar. Şurada chipsetimiz var. Chipset de bir fan bulunuyor. Gerçekten çok kalay bir chipset. VRX80'ler hemen şurada şöyle çevireyim. 1 2 3 4 5 6 7 tane PCI Express Gen 4 veri yoluna sahip X16 slotu konumlandırılmış. Her biri X16 veri yoluna sahip arkadaşlar öyle hani bir iki tanesi X16 diğerleri X4 X8 değil. Hepsi X16. Tekrardan bu kısma geri geliriz. Arka çıkışlar mesela çok ahım şahım dolu değil. Çünkü bu tür iş istasyonunda kullanılacak ana kartları öyle fazla abartmıyorlar. Burada Wi-Fi 6 modülümüz bulunuyor. Yine Asus'un Clear CMOS ve BIOS yüklemek için butonları da yer almış durumda. Burada ön plana çıkan en önemli iki tane bağlantımız RJ45 girişine sahip. 10 gigabit ethernet portları. Diğer USB'ler zaten 3.2 Gen 2 veri yoluna sahip. Şurada gördüğünüz iki tane 10 gigabitlik ethernet portu sadece internet bağlantısı için değil, eğer NAS sunucularımız varsa veri aktarım içinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi anakart şöyle bir çevireyim. Alt kısmında zaten şuraları görebiliyor musun açıyor. Allah ne verdiyse eklemişler. Çoklu ekran kartı kurulumları için anakartın PCI Express slotlarına ekstra voltaj sağlaması adına 2 tane 6 pinlik güç girişi anakartta bulunuyor. Çünkü böyle bir anakartı yeri geldiğinde 7 tane ekran kartıyla da besleyebiliyorsunuz. Yani kullanacak, satın alacak kişiye bağlı bir etken bu. Sağ tarafına doğru çevirdiğimde şurada toplamda 8 tane SATA 6 GB bölü saniye destekli bağlantılar ve yine eee bunlar ne diyorlardı? U SATA diye bir giriş bunlar arkadaşlar. Özel kablolar kullandığınızda daha fazla e, SATA diskinizi takma imkanınız da oluyor. E, kasanızın ön paneli için USB 3.2 gen 1 destekli 19 pinli giriş, bir tane tip bağlantısı, 24 pin Ana ATX girişimiz ve şurada iki tane 8 pinlik işlemci besleme bağlantıları yer almış durumda. Şu bölgede, bak şu bölgede açılmazca tornavidamızla. Bir dakika. Toplamda 3 tane MVM M.2 yuvası bulunuyor. Her birinin vidalaması ayrı ayrı diyeceğim de şurayı birleşik yapmışlar zannedersem. Bakın şurada bir tane 2280 destekli MVM M.2 yuvası yer almış. Sağ tarafı kaldırıyorum. Hepsinde zaten alüminyum soğutucular bulunuyor soğutucuların altta termal pedler de e, mevcut arkadaşlar. Bu 22 e, 80 desteği yine bunda da var. Şurada da bir tane var. Yani anakartınızın üstüne toplamda 3 tane NVMe M2 SSD bağlayabiliyorsunuz ve Gen 4 desteğine de sahip bir şekilde şunu da şuradan çıkartayım. Bunda altta termal pet evet eklenmiş. Şu kısma 1, 2, 3 toplamda 3 tane. Ama neydi? Zaten kutu bir tane de hyper HyperCard çıkıyordu. Adaptör diyeyim aslında. Ona da 4 tane taktığınızda toplamda bu anakartla 7 tane Gen 4 NVMe M.2'yi kullanmanız mümkün arkadaşlar. Gel gelelim RAM yuvalarına şimdi. Şurada görüyorsunuz. İşlemciyi bu seferkinde yatay bir şekilde e, takmamız gerekecek. Mesela diğer Trade Pro anakartlarda bu dikey duruyordu. Remler sağ ve soldaydı. Fakat bu anakart biraz daha büyük boyutlu ve daha fazla MOSFET VRM yapısına sahip durumda. Bu sebeple konumlandırmayı tamamıyla çevirmişler. Tam bir server anakartına dönmüş. Toplamda 8 tane dim yuvası yer almış. Fakat bu seferkilere standart DDR4 RAM'leri takamıyorsunuz arkadaşlar. VRX80 Pro serisi anakartımıza. ECC bellekler kullanmıyorsunuz ki biz de zaten öyle yapacağız. Buradaki en büyük fark dediğim gibi Threadripper Pro işlemcilerde artık 8 kanal RAM bellek desteği gelmiş bulunuyor. Bu sayede RAM'lerin yani belleklerimizin işlemci ile olan iletişim kanal sayısı artıyor ve performansınıza performans da katıyor. Şimdi soketimizi açacağım ve şu güzelim işlemciyi monte edeceğim. Ne demişler yine aynı şekilde kapama buradan açma 3. yuvadan. 3, 2, 1 diye gidiyor şurada kutucudan çıkan e, tornavida yardımıyla soketi açacağım arkadaşlar. Sıralı olarak gitmemiz gerekiyor. Ulan elim kaydıyım. <laughs> Son yuvayı da genişlettiğimizde zaten otomatikman şu kapak çıkıyor ama bir tanesini tam herhalde gevşetememişim. Heh, şu. Aynen. Yaylı bir şekilde zaten bu kapak yerinden çıkıyor. Bir de neydi? Şurada işlemcimizi takacağımız ray sistemi bulunuyordu. Bunu da açıyoruz. Burada plastik kapağı sökeceğiz. Şu altta da zaten pinleri koruyan kapak var. Bunu işlemcinizi buraya oturttuktan sonra takmamız lazım ki biraz daha da korumaya almış olalım. Hızlıca şu işlemciyi net çekiyor musun açıyor? 65.000 TL'lik Threadripper Pro işlemciyi kusundan çıkartayım. Evet, görüyorsunuz zaten. Şimdi bak burada ne vardı? Bir tane kapak vardı rayda. Bu kapağı yerinden söküyorum. Bu kullanılmıyor. Bu koruma için eklenmiş. İşlemciyi alıyorum olduğu gibi kenarındaki plastikler kalıyor. Ve şuradaki raydan içeri doğru sürüyorum. Net alıyor musun açıyor? Rayda zaten bir tırnak var oraya girmesi lazım. Bak buraya girdi sonra tak diye yerine oturttum işlemciyi. Ondan sonra bu alttaki kapağı söküyorum çok dikkatli bir şekilde. Çünkü buradaki bir tane pine bir şey olursa hayatımız kayar arkadaşlar. Görüyorsunuz pinleri. Aşağı doğru bastırarak monte edeceğim. Şurada iki tane tırnağın yerine girmesi lazım. Aynen. Tırnak yerine girdi. işlemci yerine oturdu. Sonra bu kapağı bastıracağım. Kapama için bu sefer buradan sıkmaya başlayacağım vidaları. Hızlıca sıkıyorum. Şu an var ya işlemciyi sıkarken harbi yusuf yusuf oluyorum. Bir yandan ter içinde bile kaldım arkadaşlar. Yani böyle bir işlemciyi elinize alıp monte etmek gerçekten de kolay değil. Yürek istiyor arkadaşlar. Gel gel yaklaş beni bırak kanter içinde kaldım. <laughs> zaten Yusuf Yusuf oldum. Bu vidaları tek tek sıktığımızda montajda tamamlanmış oluyor. Sonrasında zaten ben bu anakartın ve işlemcinin montajını bitirdikten sonra aslında sistemi bir güzel monte edeceğim. Ve canavar gibi bir sistem toplamış da olacağız müşterimize. Açıkçası ne denir bilmiyorum bu tür işlemci ve anakartları kimler kullanır? Veya bazılarınız diyeceksiniz ki abi niye hep videonda bu tür üst seviye donanımları gösteriyorsun? Bizler alamıyoruz. Bizlerin kullanımı için değil bunlar. Arkadaşlar bu tür işlemciler de ülkemizde var. Bunları görün istiyorum. Sadece öyle yurt dışında yapılacak hayal sistemler değil bunlar. Türkiye'de bizler bu tür sistemler toplayabiliyoruz. Bazılarınız her ne kadar gereksiz bulsa da bu tür anakart ve işlemcileri aslında çok gerekli arkadaşlar. Özellikle bizim bu sistemi topladığımız müşteri tamamıyla render odaklı olarak kullanacak bunu. İşlemci tarafında hem CPU render yapacak, ekran kart tarafında ise GPU renderını ikisini aynı anda yürütebilecek bir iş potansiyelini arttıracak. Bizim müşterimiz V-Ray, AutoCAD, Corona, Blender gibi programlar kullanacak. Ağırlıklı olarak render ve animasyon işlemleri gerçekleştirecek. Ama bu anakart ve bu işlemciyle sanallaştırma yapan müşterilerimiz de mevcut. Çünkü sonuçta Threadripper Pro işlemcisi 2 terabayta kadar bellek desteği barındırıyor. Bu sayede 2 terabayt gibi yüksek bellekler kullandığınız zaman ve 64 şeydeki bir işlemci kullandığınızda virtual maşin olarak adlandırdıkları bir yapılandırma yapıyor ve tek bir donanım üzerinde adam 20 tane sistem yapıyor ve bunu farklı işlemlerde kullanıp bölüştürüyor. Yani yapılacak işlemin ucu bucağı yok arkadaşlar. Bu tür işlemciler ve anakartlar boşu boşuna üretilmiyor. Hatta bizim müşterimize bu sistemi topladığımız zaman bir tane RTX Quadro ve bir de RTX 3090 takılacak. Bu sayede animasyon işlemlerinde çalıştığında Quadro ekran karttan yararlanırken GPU renderında ise hem Quadro'yu hem de RTX 3090'ın CUDA çekirdeklerini birleştirip daha hızlı ve daha kaliteli GPU renderlarda alabilecek diyorum. Ve videoda burada son veriyorum. Hem sizler hem ben hem Threadripper Pro, Pro işlemciyi hem de bu anakart Türkiye'de ilk defa gördük. Sizlere de göstermiş olduk diyorum. Ve dediğim gibi videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.